Hanımefendi şikayetçi. Çocuğunu zorla alıkoyduğunuzu söylüyor. Utanmıyor musun bu yaptığından? Ne yapayım? Bana şans bıraktınız mı? Ben o çocuğa sahip olmak için neler yaptım? Nelerden vazgeçtim? Kendimi şu hale düşürdüm. Ben de istemezdim böyle olmasını ama mecbur bıraktınız beni baba. Bahri Bey, lütfen zorluk çıkarmayın. Songül, bak kendini yaktın. Bebeği de yakma. Babacığım, ben onun annesiyim. Yanacaksam onun için yanarım. Gel az konuşalım seninle. Abim nasıl yapar böyle bir şey? Yani nasıl ihanet eder babama? Poyraz. Poyraz yüzünden. Onu babanın varisi gibi görüyor. Kendisini dışlanmış hissediyor olabilir. Nasıl ya? Düşünsene. Saadettin niye terk etti evi? Daha doğrusu niye kovuldu? Bebek meselesi yüzünden. Peki baban nereden öğrendi bunu? Poyraz'dan. Ayşegül, bir şey yapmamız lazım. Ben biliyorum yapacağımı. Nereye? Babama. Bekle bir ben de geleyim. Çocuğa yanlış yapıyorsun. Bunca şeyden sonra size bırakamam baba. Songül gelip insan gibi konuşsaydın ya. Böyle kapıya polislerle dayanmak neyin nesi? Ben ister miyim sokaklarda perperişan yaşamak? Ya bir hata yaptım. Yapmadım demiyorum. Kabul ediyorum baba. Ama oğlumu size bırakamam. Hanımefendi, ne yapıyoruz? Bak Songül, sonuçlarına katlanacaksın. Bundan sonra dönüşüm yok. Böyle olsun istemezdim. Şikayetçi misiniz? Değilim. Geldim kuzum, geldim. Ah ya. Yavrum. Oğlum. Kuzum benim, kuzum. Bırakır mıyım ben seni? Bak ben senin yanındayım artık. Oğlum, canım. Manyak la bu. Kafayı yedi iyice. Ne yapmaya çalışıyor bu Sadrettin? Anlamıyorum ki. Onun derdi benimle. Başka bir şey değil. İyi de kardeşim derdi seninleyse seninle çözsün. Babayı arkadan vurmak nedir ya? Ya babaya nasıl söyleyeceğiz ya? Yüreğine iner vallahi. Sema. Acaba diyorum sen bir konuşsan mı babayla? Artık çok geç Zülfikar. Ok yaydan çıktı bir kere. Artık tıpış tıpış gelip özür dilemesi lazım. Yok yok. Sadrettin çizgiyi büyük açtı aga. Ya bir durun bir durun. Durun. Başka bir yolu olması lazım. Bulacağız bir şey. Atlayın hadi. Allah Allah. Niye açmıyor bu adam kapıyı? Bir daha bassana bizle. Ya oğlum daha ne kadar basacağız? Al bak bir daha basıyorum. Evde değil galiba. Yok ya evde. Yarım saat önce eve çıkarken duydum. İçeriden sesler geliyordu. Belki de aşk acısından deplasmana girmiştir. Oğlum deplasman değil depresyon. Ya her neyse işte. Ya olur mu öyle şey? Koskoca albay. Depresyona giren mi hiç? Hadi üst evin olsa bir derece. Albay amca. Albay amca orada mısın? Bence evde yok. Thank you.
Cevher albayım. Cevher albayım, kalk geldik, kalk. Buyuruz evladım. Evladım değil. Yüzbaşım. Hava yüzbaşı, Poyraz Karayel, emir ve görüşlerinize hazırdır albayım. Ne yaptım? Öldüm mü ben? Siz ölürseniz ben ne yaparım albayım? Albaylar ölemez. Hele emekli albaylar asla, asla. Bir düşün bakalım. Buraya 3 tane bekar üniversite öğrencisi taşınsa, bangır bangır müzik dinleseler, kızların biri gelse, biri gitse, ne olur bu apartman? Ya Poyraz evladım, biz kendi canımızı kastediyoruz. Sen apartmanın derdindesin. Sen şimdi öldün düşün. Düşünürüm. O gazete ilanında ne yazacak? Ne yazacak? Birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz bugünlerde saat 10.05'te kardeş ülke Azerbaycan'dan ithal edilen doğal gazının vanasını açmak suretiyle ruhunu hakka teslim etmeye yeltenen muzaffer Türk ordusunun sadık bir neferi olan emekli albay Cevher Güngören 2 aylık doğal gaz faturasını ödemeyi unutmuş bulunduğundan. Ne? Doğalgaz şirketi yetkilileri olaya müdahale ederek saat 10.09'da emekli albayımızın kendini intihar etme teşebbüsüne son anda mani olmayı başarmış. Akabinde ve detayında albayımız Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde müşahede altına alınmıştır. Emekli Albaylar Federasyonu adına acil şifalar diliyoruz. Bu ne şimdi ya? Bu mu yani? Evladım, ben ölmedim mi? Sen bu dünyadaki albayların en emeklisisin. Beni bırakıp gitmene müsaade edemem. Sakın bir daha yapma bak. Neyse, benim kalkmam lazım. Vazife bekler. Ya. Öldük mü Rakton? İyi ki varsınız keratalar. İyi ki buradasınız. Canlarım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.